Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Isparta'ya geldi. Umudunu hiç yitirmedi. Ayağa yeniden kalktı. Berberlik mesleğine devam edebilmek için kendi işletmesini açtı. Fehmi Erik, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'dan Isparta'ya ailesiyle birlikte depremzede olarak geldi. Büyük yıkımlara neden olan depremde canlarını zor kurtardıklarını ve Malatya'daki berber dükkanının ağır hasar gördüğünü söyleyen Fehmi Erik, "Hayat yine de devam ediyor. Isparta'yı çok sevdik ve berber dükkanını burada açtım. Herkesi Salon Fehmi'ye bekliyorum," dedi. Malatya'dan geldim ben. Depremdeydi, biz depremden dolayı geldik buraya. Yani dükkanım vardı benim zaten Malatya'da. Deprem zaten büyük deprem oldu, yüzün felaketi. Yani evde, o evden canlı çıktığımızda inanamıyoruz. Yani çok canımızsa. Geldik böyle Isparta aklımızda yoktu. Bizim bir yerimiz kardeşim yanında diye geldik. Evden çıktık. Nasip buradaymış, geldik buraya. İşletmemiz hasarlıydı. Yani çalışacak durumda değildi. Zaten kimse de kalmamıştı zaten orada, kimse yoktu. Geldik öyle, biz dışarı çıktık diye geldik. Ne olduğunu farkındaydık yani, biz ne olduğunu. Büyük bir deprem oldu çünkü. Çok da tabii dışarıdan bakınca daha şey net görüküyor. Biz içinde olduğumuz için anlamadık başta. Isparta'ya bizim eniştem var burada. Bir süre kalmamız istedi burada. Kafanı toplarsın diye geldik. Güzel abilerimizle burada tanıştık, burada güzel insanlarla. Kaldık, sevdi şehir orta güzel bir yer Isparta. Hoşumuza gitti. Bundan sonra buradaydı inşallah. Ama kendim de kendi oradaki malzemelerimizi buraya getirdik zaten. Dükkandaki malzemelerimizi çıkarabildik. Yani kendi imkanlarımızı aşkın işletmemizi kurduk şükür. Hayat devam ediyor. Yani tabii birinci derece yakınlarını kaybedenler oldu. Annesi, babasını, ailesini komple kaybedenler oldu. Rabbim sabır versin. Kolay bir durum değil. Ama yapacak hayat devam ediyor işte. Bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Isparta halkına yani yerimiz Çünür 275. caddede. Hepinizi bekliyorum merkeze. Isparta'ya kazandırılan yeni işletme Salon Fehmi, bugün gerçekleştirilen açılış töreniyle vatandaşların hizmetine açıldı. Açılış törenine Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve beraberindeki oda başkanları katıldı. Törende ilk olarak dualar edildi. Muhafaza eyle ya Rabbi. Rızkımıza helal bol rızıklar ver ya Rabbi. Taha ve Yasin. Subhanak la ilme illa mellemtele. İnnika te'alim rahim. Vahur davah. Elhamdü Rabbermin. Törenin açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Tural, depremzede kardeşimiz umudunu yitirmeyip kentimize yeni bir işletme kazandırdı, dedi. Bugün yeni bir iş yerinin açılışı için birlikteyiz. Öncelikle bu iş yerimizin Fehmi kardeşimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Fehmi kardeşimiz bizim Malatya'dan depremzede bir kardeşimiz. İlimizde artık hayatını istam ettirecek. Burada da mesleğini devam ettirecek. Kendisini tebrik ediyorum çünkü hayattan kopmamış. Yine sanatını ilimizde de Isparta halkına berberliğini devam ettirecek. Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi ve davetliler işletmeyi gezme fırsatı buldu. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ya Allah, bismillah. Evet. Birlik Başkanı Tural, işletme sahibine Türk bayrağı hediye etti. Öte yandan Salon Fehmi, Çünür Mahallesi 275. Caddede Ispartalılara hizmet veriyor.